Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar şimdiki e, konuğumuz e, Doğu Aras enerji e, bilançosunu göndermiş bulunmakta bir bilanço analizi ve ondan sonra da şirketin olması gereken ederini hesaplamaya çalışacağız e, kendi sektörü içerisinde ucuz mu pahalı mı ona bir bakmaya çalışacağız buradaki kar e, yanıltır mı e, yanıltmaz mı buradaki kar nereden geliyor nereden kaynaklanıyor onu soracağız onu bulacağız bu soruların cevabını öğreneceğiz hep beraber ve e, özellikle düello kısmında e, şirketi e, kendi sektörü içerisinde ucuz mu pahalı mı ona bakmaya çalışacağız. Şimdi satışlarda yüzde yirmilik bir düşüş daralma söz konusu olduğunu görüyoruz. Esas faaliyet karda %66'lık bir artış var. Esas faaliyet karında %84'lük bir artış var. Net faaliyet karında %79'luk bir artış var. Favok da %74'lük bir artış var. Net dönem karında ise yaklaşık %2000 seviyesinde bir dönem karında artış söz konusu olduğunu görebiliyoruz. 250 milyondan 250 .000 5 milyar 229 milyon seviyesine net karını çıkarmış bulunmakta. Özellikle burada dönemsele bir bakalım. Ve sonra da yıllıklandırmışa baktığımızda burada inanılmaz bir dönem karı getirdiğini görebiliyoruz. Bakacağız detayına buradaki kar nereden gelmiş. Gerçi siz şimdi görüyorsunuzdur da. Özet bilanço tablosuna baktığımızda özellikle bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarda %45'lik bir artış var. Gayet güzel. Duran varlıklarda %95'lik bir artış var, gayet güzel. Finansal borçlarda %27'lik bir artış var, sorun değil. Net borçta %72'lik bir artış var, sorun değil. Öz kaynaklarda %126'lık bir artış var, normal. Yatırım harcamaları ise baktığımızda şirket aslında bir yatırım yapmadığını görebiliyoruz. Yani burada %78'lik bir artış var ama çok da önemli bir rakam değil. Şimdi net karı etkileyen gelir giderlere baktığımızda şirketin 521 milyonluk finansman gideri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Finansal borçlardan kaynaklanan bir e, finansman gider söz konusu. Şirkete yaklaşık 3 milyar 181 milyonluk e, bir ertelenmiş vergi geliri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ertelenmiş vergi gelirine baktığımızda tarihi zirvesinde. Gerçekleşmiş yani burada otomatik bir şekilde net dönem karını e, olumlu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Gelir tablosuna baktığımda burada özellikle e, dipnotlar bölgesinde net parasal pozisyon kazancına ya da kaybına baktığımızda şirket 1 milyar 700 milyon seviyesinde de e, enflasyondan kaynaklı net parasal pozisyon kaybı yaşadığını da yine ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Kötü mü? E, bence kötü bir bilanço değil arkadaşlar. E, hazine mi bulmuş, maden mi bulmuş? E, onunla ilgili bir tweet gördüm hemen cevap verdim. E, hazine bulmamış, ertelenmiş vergi gelirinde. Yani şu adam şuraya bakarak hazine bulmuş falan diyor ama bu normaldir. Yani normal şartlarda yani şura esas faaliyet karına baktığımızda zaten faaliyetlerinden 4 milyar seviyesinde şirket otomatik bir şekilde ne yapıyor? Kar elde edebiliyor. E tabii ki finansman e, ertelenmiş vergi geliri sayesinde de buradaki rakam bir tık desteklenmiş. Satışlar güzel. favok bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmiş. Net kar ertelenmiş vergi geliriyle beraber tarihi zirvelerinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda e, varlık dağılımında öz kaynakların payı çok yüksek, gayet olumlu. Borç/dağılımına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borcunu ve net borcunu rahat bir şekilde ödeyebilecek durumda. Gayet olumlu. Şirketin e, özellikle son 5 çeyrek FK ortalaması 12'den anlık cari FK'mız 3,43'e düşmüş. Gayet güzel. Piyasa değeri/defterlerine baktığımızda son 5 çeyrek ortalamamız 5'ten 1,84'e düşmüş. Gayet güzel. E, firma değeri favorimiz piyasa firma değeri favorimiz 8,37'den 4,86'ya düşmüş gayet güzel büyüme oranlarımız e, 28 kalemden 22'si pozitif gelmiş gayet güzel e, karlılık skoruna baktığımızda 32'de 23 özellikle yıllık bazda dönemsel bazda baktığımızda gayet güzel çeyrekselde de bazı sıkıntılar olduğunu görebiliyoruz bu da ee, özellikle marjlardan gelen satışlardan yani daralmadan e, etkilendiğini e, görebiliyoruz. E, Brüt kar marjımız daralmış, fabuk marjımız daralmış, net kar marjımız tarihi zirvelerinde olduğunu görüyoruz. Cari oranımız 2'ye yakın, gayet güzel. Kaldıraç oranımız %40'lı seviyelerde, gayet güzel. Öz kaynak karlılığımız stabil şekilde yüzde %72 seviyelerinde, gayet güzel. Hisse başına net NFK'mız tarihi zirvesinde. Hisse başına karımız tarihi zirvesinde. Gayet güzel, gayet güzel. İşletme faaliyetlerinde nakit akışına baktığımızda burada sıkıntılar olduğunu bize gösteriyor. Özellikle dönemsel olarak baktığımızda şirket işletme faaliyetlerinde nakit akış öretemediğini ciddi bir açık verdiğini de yine ne yapıyoruz göre biliyoruz. Şimdi genel itibariyle e, bilanço kısmı gelir tablosu kısmı gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bu ertelenmiş vergi gelirine e, yani bunu da dahil etsek yine yani bu, bu olumsuz olsa bile dahi tek seferlik bir gelir olmasına rağmen gayet güzel bir bilanço. Hemen düello'ya bakalım. da bize e, nasıl bir tümünü seç den ziyade temizle. PK, piyasa değeri, bile defter değeri, firma değeri, favok, stok devir hızı, aktif devir hızı, e, finansal borç oranı değil, kaldıraç oranı değil. Bu da değil aslında. Nakit oran, e, kaldıraç oranı koyabiliriz aslında. Aktif karlılık, brüt kar marjı, favok marjı, net kar marjı, öz kaynak karlılığı e, ve özellikle VÖK'lere bir de bir bakmak istiyorum. VÖK'ler e, de bizim, benim için önemlidir en azından. Şimdi buraya baktığımda şirket sektörünün en iyi hissesi olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da kaldırabilirsek daha güzel olabilir. Şimdi 12 kaleme göre sektörünün en iyi şirketi olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi Ak Enerji, üçüncüsü Parkmi, Park Mi, dördüncüsü Zoren ve sonrası Galata Wind olarak. E, buradaki şirketler ilk 5'te yer aldığını söyleyebiliriz e, sektörüne göre de gayet olumlu olduğunu gayet ma e, e, makul çarpanlarla işlem gördüğünü söyleyebiliriz bir de tümünü işaretleyelim bakalım burada nasıl çıkacak tümünü işaretlediğimde yine RS'e birinci sırada yerini aldığını söyleyebiliriz e, Parkmi ikinci sırada Taten üçüncü sırada Galata Wind dördüncü sırada yer aldığını görüyoruz e, ve e, zirveyi kimseye kaptırmadığını da yine aynı şekilde ne yapabiliyoruz görebiliriz şimdi gelelim şirketin olması gereken ederine bu şirketin e, ederi kaç TL e, şirket ucuz mu değil midir ona bir bakmaya çalışacağız ama öncesinde şirketin haftalık getirisine baktığımızda yüzde beşlik bir getirisi var aylık bazda 13'lük 3 aylık getirisi yüzde 13 6 aylık getirisi yüzde 56 Yılbaşından itibaren yaklaşık %17'lik getirisi varmış. Bir yıllık süre zarfı içerisinde de %103'lük bir getirisi varmış. Lot sayısı 43 milyon, fili dolaşım oranı 17. gayet makul seviyeler. Şimdi buraya baktığımızda öz kaynak piyasa değerimiz 17 milyar. Aynı piyasa değeriyle aynı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin özellikle FK'sına baktığımızda sektör FK'sının altında kendi ve son 5 çeyrek FK'nın altında altında gerçekleşmiş. Piyasa değeri defter değeri de yine aynı şekilde. Firma değeri Favok da aynı şekilde. Favok marjımızda e, kendi sektör ortalamasının üstünde, kendi ortalamasının üstünde sektör ortalamaların altında. Net kar marjı da gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin olması gereken ederine baktığımızda bu şirketin minimum ederi 155 TL olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki geri dönüşlerde düşüşlerde borsadır. Önceden fiyatlamış olabilirler. %13 %20 karda olan dostlarımız varsa bilanço sonrası satış da yapabilme ihtimalleri varlar. Ama bu bilanço bence ucuz satılmayacak tarzda bir şirket Bence de e, orta ve uzun vadede özellikle hedeflerine gittiği zaman dilimi içerisinde takip edilmesi gereken bir şirket. Çünkü iskonto oranı yüksek olan bir şirketten bahsediyoruz. E, burada e, ödenmiş sermayesi 250 milyon seviyesinde gayet makul seviyede olduğunu söyleyebiliriz. E, şirket büyük bir şirket hatta şuradan da baktığımızda e, ee, dönem karında şöyle bir bakalım yıllıklanırmış işte daha önce tarih zirveler. Evet tarih zirveler 5 milyarla e, şu an itibariyle gerçekleşmiş bulunmakta. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde şey, yani 2024'ün sonunda bu şirket 10 milyar seviyesine kar açıklar mı bilmiyorum. Açıklar ise o zaman çarşı karışır diyorum. Ee, takip ettiğim bir şirket değil açıkçası. Ama e, bu saatten sonra takip edilebilir mi? sektörünün en iyisi ise takip edilebilir neden olmasın. Evet tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi hiç değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.